Selamlar gençler, ben Umut. The Beast Inside'ın yeni bölümü ile karşınızdayım. Bir önceki bölümde Madem'de Gilman'la savaşmıştık, kendisi buz adam olmuştu. Oyunun hikayesi çok tuhaf gidiyor, bakalım neler olacak. Şimdi bölümümüze devam ediyoruz. Bölüm 9. Davetsiz misafiri arayışım bir anda kabusa dönüştü. Emma ormanında 6 saat boyunca kaybolduğumu söylüyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi biri ofisime girmiş ve telgrafları çalmış. Hırsızı takip ederken korkunç bir gerçekle yüzleştim. Uzun bir süredir izleniyormuşuz. Sovyetler her şeyi biliyorlar, her ayrıntıyı. Tüm bunlar gitgide daha karmaşık bir hale geliyor. Nikolas'ın aslında aklını kaybetmediğini düşünmeye başlıyorum. O da birisi tarafından izleniyormuş, hem de her adamı. Evet, Niko'nun her adamının izlendiğini biliyoruz. Hatta geçen bölüm değil, ondan önceki bölüm peşimizdeki ajanı da aradık. Aa abi, ne oldu? O odada bulduğumuz ajan bence. Ölü bulmuştuk ya, kafasını kaldırmıştı. Sonunda biz mektup okuyorduk. Bu arkadaş kafasını kaldırmıştı. Sonradan boğuşmuşuz, boğuşmuş. Bir şeyler olmuş. Biz nereden geldik buraya gerçekten? Olaylar iyice değişmeye başladı. Yani normalde diğer karakterde böyle sıkıntı çekerdik ama artık burada da sıkıntı çekmeye başladık. Hop, kafamıza düştü. Abi, şöyle atsak. Evet. Hop. Ya o bölümde ne olmuştu? Mektubu okurken hatta ajanın kafasını kaldırdığını anladık. Onu ölü zannediyorduk. Bir saniye. Sonra araya Nikolas girdi. Şimdi de bu yani. Ajanla bir ilişkimiz olmuş da ne olmuş onu anlamadım ben. Boğuşmuşuz, bir şeyler olmuş yani. Keşke o detayları biz de görebilseydik ya. Oyunun sonunu çok merak ediyorum. Eve dön. Emma'ya ulaşacağız. Ya Emma'nın başına bir şey gelmemiştir umarım. Buradan gideceğiz büyük ihtimalle. Artık renkli çalı görünce anlıyorum nereden gitmemiz gerektiğini. Ya hava da çok kasvetli şu anda, biliyor musun? İnşallah karımıza da bir şey olmamıştır. Yok, içinde çocuk da vardı yani hani. Kadın önemli değil de içinde çocuk vardı. Nereden gideceğim lan? Şuradan yollanayım ufaktan. Oğlum nereye geldim yine ya? Aa, eve geldik ya. Yok lan, köprüyü görünce eve geldik sandım da ev değilmiş burası. Neredeyiz oğlum? Oyun da kaydetti bak. Isırmaya başladım.
Aga burası neresi ya? Hiç hatırlamıyorum burasını, biliyor musun? Buradan bir yere gidemiyoruz. Heh, tamam. Burasını hatırladığım gibi sanki. Evimiz de şurası. Tamam, geldik geldik. Sıkıntı yok. Etrafta dolaşan daha kim var ya? Etrafta dolaşan adamı zaten kafası kesik değil miydi az önce? Oğlum burası bizim evimiz mi? Ha, tam bizim evimiz. Tamam, pardon. Şerif hala burada. Sebep? Emma! Emma? Karıcığım? Senin ağzına. Emma. Tuvalette misin yavrum? Kilitli. Emma. Yavrum ya, neredesin sen? Bizim adam da Avel ya. Hadi bırak karını bir daha git istersen ha. Herif ikinci kere gelmiş. Sen hala ipucu peşindesin ya. Çok şükür, çok şükür bunu fark ettin gerçekten. Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find remaining pages and then. You're doing it again. Someone wants to kill us, and all you're worried about is work. Why don't you think about me, about our child? I do think all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon. I promise. Birader, Emma burada çok haklı. Sen de Avil'in tekisin anladığım kadarıyla ya. Diyecek hiçbir şey yok şu anda. Emma's on edge. She needs to calm down. I better check what the sheriff was up to. Luckily I've got his car keys. Şerif. Şerif nerede harbiden ya? Yok buralarda. Polis raporu. O özeti yazma şansını hiç bulamadı. Hayatımızı cehenneme çeviren kişi Şerif de vahşi bir şekilde öldürdü. Kahretsin, bunlar Nicholas'ın günlüğünde bahsettiği olaylar. Demek hiçbiri uydurma ya da mübalağa değilmiş. Buraya taşınmadan önce bu efsaneleri bilseymişim keşke. Ne yazıyor? Ek yorumlar. Bay ve Bayan Stevenson'ın yaşadığı ev çok olaylı bir geçmişe sahip. 1850'lerde yakınlardaki madende bir kaza gerçekleşti ve madene yakın bir bölgede birkaç insan kayboldu. Kayıp insanlardan birisinin cesedi bulunduğunda bu evde yaşayan ve madenin ortaklarından olan Jacob Hyde aleyhinde suçlamalar ortaya atıldı. Katil asla tutuklanmadı. What's this? In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless,
Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Eski polis raporu. Polis John Norton öldürenin Jacob Haidt olduğundan şüpheleniyordu ve ardından Jacob'ın oğlu Nicholas akıl hastanesine gönderildi. Abi Nicholas bizim akrabamız da tam olarak neyimiz oluyor bilmiyorum. Bundan günlüğünde evden uzakta 10 yıl olarak bahsediyor. Görünüşe göre o yıllar bir akıl hastanesinde geçirmiş. O yıl, aha. Aha odamızdaki şey. Tanıdık geliyor fakat daha önce nerede gördüğümü hatırlayamıyorum. Kesinlikle evimizin içerisinde bir yerde. Kesinlikle evin içinde bir yerde. Sen şurada bir şey var ya. Bu ne? Bir böyle bir şeyi neden saklar ki? Gerçek bir polis memuru muydu yoksa çift şerifli bir tebdili kıyafet mi yalnızca demiş. Konuşamadım anasını satayım. Neyse atalım. Hadi ha. Var mı bir şeyler? Yok. Var mı bir şey? Yok. Şimdi. Bu değil. Şunun arkasındaydı galiba. Tamam bak şu üsttekini hatırlıyorum. Alttakini çok hatırlamıyorum ama onu da buluruz diye düşünüyorum ya. Çünkü üstteki benim odamda direkt. Alttaki de bu mu? Alttaki de bu. Aa bu. This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Bir saniye. Oraya da geleceğim. Gelmeden önce şuna da bir bakmak istiyorum. Dolapta bulunan not. Yazının bir bölümü gözükmüyor. Nasıl okuyabilirim ki demiş. Okuyalım abi. Gece yaşananların hükmü gündüz verilir. Karanlıkta saklı kalanlar ışıkla ortaya çıkar. Işıkla ortaya çıkar. Yine o şey olmasın ya. Hani ışık tutmamız gerekiyor ya. Evet evet kesin o. A.D. 18 değil mi o? Ters okumuyorum. Oğlum nasıl bir o ya? Allah'ını seversen. Neyse 18.64 diyelim biz ona. Bir saniye ya. 18.64 A.D. 1864 var mı? 1864. Bu bak burada izi var. Bunu da şöyle çekiyorsun. Böyle duruyor. Aa, o oradayken bunu çevirebiliyoruz lan. Aga be. Sonradan fark ettim onu. Looks like a set of dates. Each corresponds to one letter.
Tarih gibi görünüyor. Her biri bir harfe mi tekabül ediyor? 1773 C CMN DTI 1773 artı C. Bir dakika, 1773 artı C. Bir döndürelim. 1773 artı C. A. Bunu bir saniye, bunu tamam değiştirebiliyoruz da. A bu içerideki gitti. Şurası dönmüyor artık. ...1773 artı C. Artı nasıl oldu lan? C. Sadece bunu değiştirince o değişiyor. Şey mi? Bir de C ne alaka ya? 1773'ü çevirdik. Burada ne yazıyor? H. Hani H olabilir. Ama C ne alaka bu sefer? Tarihlere ait harfler. Tamam. 1823 P. Ya umarım bu doğrudur. Çünkü artıları da anlamadım. Evet, P yok. 1823 artı M. 1823 artı M. Word, the cipher will be broken. M G. Bir saniye, bunu deneyebilir miyim? G var. 1773 artı C yapayım. Bir saniye. 1773 artı C. 1773 C nerede? Şurada. Şöyle döndüreceğiz. Ne geldi? E. E var mı? Var. 1410 artı N. O geliyor. O da var. Egoist. Ego. Bir saniye. Egoist. Egoizm. Neyse, kelimeyi tahmin etmek çok zor olmadı ama en azından şifreyi çözdük. Lan. Hadi be kardeşim ya. Küre haç, bu yalnızca değersiz bir süs eşyası değil. Bir yere tam olarak oturacak gibi düşün. Görünüyor. Evet. Bak nereye oturuyor görüyorsun. Çat. Hop. Yeah. Bu kadar abi. Bu kadar ya. Puzzle muzzle. Benim için hikaye hikaye. Yalancılar, hırsızlar, katiller, kalpazanlar, canavarlar, sadistler, o ve ben. Vay anasın. Genç Nicholas'ın günlüğü. Tanrım, Nicholas babası tarafından karanlık bir odaya kapatılmış ve ruhsal istismara uğruyormuş. Neyse ki yalnız değilmiş, fakat neden günlüğünde diğer çocuktan hiç bahsetmemiş, adı bile yazılı değil. Ne anlatmış? Oo, çok uzun. Neyse, dinlemek istemeyen geçebilir ama ben okuyacağım.
22 Aralık 1849. Birçok defa özür diledim ama öğrenebilmem için cezalandırılmam gerektiğini söylüyor. Baba beni neden incitiyorsun diye sormaya devam ettim. O kadar sinirliydi ki yüzü kıpkırmızı oldu. En sonunda tükürdü ve şöyle dedi: "Neden bizi incitmeye devam ediyorsun?" Allah, babası biraz tuhafmış lan. Aşağıya ha. 3 Ocak 1950. En kötüsü karanlık. Ondan nefret ediyorum. Beni daha çok korkutan bir şey yok. Bu kez neyi yanlış yaptım bilmiyorum. Belki de hiçbir şey yapmadım. Belki de doğmuş olmam bile yanlıştı. Sanırım babam benden kurtulmak istiyor. Yanlış bir şey yaptığım için değil. Sorun benim. Beni hayatında istemiyor. Onun için bir baş belasıyım. Başka ne olabilir ki? Şu anda olduğu gibi duvardaki çatlaklardan içeriye ışık sızdığı zaman not aldığım, babamdan çaldığım kalem olabilir mi? Gerçekten bilmiyorum. 24 Mart 1850. Kıyafetlerimi çıkartıp otelin etrafında çırılçıplak koştuğum bir rüya gördüm. Değişik bir rüyaymış. Misafirlere deli gibi bağırıyordum. Benden korkuyorlardı, yetişkinlerdi ama yine de korkuyorlardı. Yalnızca bir rüyaydı. Aslında korkan bendim. Bir tabak kırdım ve tüm yemek ziyan oldu. Babam bilerek yaptığımı düşündü. Böyle şeyleri asla bilerek yapmam. Ellerim titriyor. Daha fazla yazamıyorum. Canım sana neler çektirdiler ya. Oğlum 1850 diyor. 1950. Onar yıl arayla mı yazıyor bu? 1849. 15 Mayıs 1850. Burada yalnız değilim. O da evin etrafında yürüyor. Bundan hoşlanıyor muyum emin değilim. Hiçbir şey söylemiyor. Yalnızca gülümsüyor. Aşağı bakıyorum. Hiçbir şey söylemeden demiş. 6 Haziran 1850. Aslında bana iyi davranıyor. İlk düşündüğüm gibi değil. En azından ormandaki gezilerimde yanımda bir arkadaş oluyor. Babama hiçbir şey söyleyemem. Kızar. Kim lan bu? 11 Ağustos 1850. Bugün yine aynı terane, dolap ve karanlık. Fakat bu kez o benimle burada. Ona iyi olduğumu ve benim suçum olmadığını söyledim. Fakat ayıplanması gereken babam ve diğerleriydi. İhtiyar beni kilitledi çünkü benden utanıyor. Hiç doğmamış olmamı ya da başka bir olmamı tercih ederdi. İlk başta bana inanmadı ama sonra haklı olduğumu söyledi. Bana endişelenmememi ve sabırlı olmam gerektiğini söyledi. Her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Ona zaten her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Çünkü ikimiz de bir daha yalnız kalmayacaktık. Kimdir bu abi? Kimdir bu? O dediğimiz herif kimdir? Bir saniye. Sağa dön, sola dön. Sola dönemiyoruz. Sağa dönelim. 23 Eylül 1850. Artık çocuk değilim. Daha büyük ve daha yaşlı olduğumu daha büyük ve daha yaşlı olduğu için babamı dinlemek zorunda değilim. Zekiyim ve birçok fikrim var. Karanlıkta oturduğumuzda ona bunlardan bahsettim. Bunun hastalıklı bir düşünce olduğunu söyledi. Ne olmuş? Belki de dünyanın bana yaptıklarından dolayı böyle oldum. Gece olunca tehlikeli canavarları avlamak için ormana gideceğiz demiş. Abi kimle konuşuyor bu çocuk ya? Yani çok merak ediyorum şu anda. 2 Ekim 1850. Uyumaya gitti. Bu yüzden yalnız kalacağım. İhtiyar otele yeni bir fahişe getirdi. Kimsenin fark etmeyeceğini düşünüyor. Whiteman'ın bir madencinin yüzüne tükürdüğünü gördüm. Yumruğumu sıktım ve ikisi de posalarını çıkartıncaya kadar dövdüğümü hayal ettim. 7 Ekim 1850. Ne planladığım hakkında hiçbir fikri yok. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Yakında onu anlatacağım. Yaşlı adamın barut fıçılarını nerede sakladığını biliyorum. Bu lanet dolaptan kurtulduğumda çok eğlenceli olacak. Abi bu çocuk patlatmış. Oteldeki kadına kukusunu gösterip göster. Oteldeki kadına kukusunu gösterip gösteremeyeceğini sordum. Beni salak yerine koyup hemen yaşlı adama yetiştirdi. Şimdi ikimiz de burada çürüyoruz. Onu öldürmeliydim. Bunun gibi tipler yalnızca yer israf ediyor. Bu lanet dolap en kötüsü. Keşke onu parçalarını ayırabilseydim. Ben de buna benzer bir yer biliyorum. Aslında tamamen aynısı. Karanlık, soğuk ve cehennem gibi. Izdırabımıza son vermek istiyorsak yanmak zorunda. İnsanlar lanet olası pislikler. En başından beri söylüyorum.
Evet, oteldeki abladan onu istemeseydin daha masum bir insan olduğunu düşünebilirdim. Her neyse, bu havaya uçurmuş ya galiba. Benim şu anda anladığım o. Daha fazla gidemiyoruz. Bu kadar yazıyor. Hareket bile etmeden uzun yolculuklar yapıyorum. Şey gibi mi? Neydi bu? Yatıyorlar da ruhları çıkıyor, yolculuk yapıyor ya. Tanıştığım herkesin iki yüzü vardı. Biri insan, diğeri ise bir canavarın yüzüğü. Burada almam gereken bir şeyler. Aha. Aha. Ben yine herhalde bölüm bitecek sandım ama. Abi hava da karanlık ya. Bu saatte. Hayırlı bir adam gelmez. Kim o? Açma lan oğlum, kimse yok dışarıda, görmüyor musun? Kör. Asiktir. ...38 dakika olmuş. Gerçi oyalandığım bölümlerden bir kısım atsam herhalde bu bölüm burada biter. Neyse arkadaşlar, bu bölüm burada bitiriyorum. Korku oyunlarını seven biriyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz likelamayı ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.